Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Çok fazla malzeme olmayacak. Soğan mantarı sever. Mantar soğanı sever. İki diş de sarımsağımız olacak. Önce soğanları bir soyarak işimize başlayalım. Soğanlarımız ince olacak. Soğanın içine lezzet versin diye tabandan da iki diş sarımsak doğruyoruz. Soğanımız hazır. Hemen soğanı kenara alıyoruz. Sıra geldi mantarlara. Açıklamalar bölümünde 4 kişilik malzeme listesi mutlaka olacak. Şurada suyumuz var. Hemen onu da gösterelim. Suyumuzun içine de şöyle 3-5 damla bir limon suyu damlatıyoruz. Çekirdekleri de gitti içine. Limon suyu mantarın kararmasını önler. Hemen şöyle saplarını ayırıyoruz. Sapları iri ise ne yapacağız? Ortadan bir kere böleceğiz. Mantarlarımız da aynı şekilde. Mantarlar çok iri ise daha fazla parçalara bölebilirsiniz. Daha da ufaltabilirsiniz. Çok da fazla ufaltmayın ki mantarlar yemeğin içinde görünsün. Mantarı suyun içinde fazla bekletmeyeceğiz. Suyun içinde fazla bekletirsek ne yapar? Suyu içine çeker. Mantarımız sünger gibi olur. Ben kaşıkla karıştırdığımı gösteriyorum ama aslında şöyle yavaş yavaş ovalayarak ne yaparsınız? Mantarları gar gibi pırıl pırıl yapabilirsiniz. Şimdi mantar yıkanmaz diyenlere de sonunda bu içindeki suyu göstereceğim. Mantar yıkanır mı yıkanmaz mı? O zaman karar verecekler. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Soğanı kavuracak kadar içine bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Ortalama yarım fincan civarında. Yağımızın bir ısınmasını bekleyeceğiz önce. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğanı döküyoruz. Yağı çok da fazla ısıtmayacağız. Fazla ısıtırsak yağı yakarız. Hemen şöyle bir soğanın her tarafına yağı bir değdirelim. Kapağı kapatıyoruz. En yüksek ateşten biraz düşürüyoruz. Orta ateşe alıyoruz. Soğanımızı çok fazla kavurmayacağız. Melhem kıvamına getireceğiz. Yani rengini attırmayacağız. Tam 2 dakika geçti. Soğanımızı bir karıştırıyoruz. Daha önce söylediğim gibi en yüksek ateşte olmayacak. Bunu yavaş yavaş kavuracağız. Her 2 dakikada bir karıştıracağız. Dört dakika kapağı kapalı bir şekilde kavurma yaptım. Bundan sonra kapak kullanmayacağım. Soğanları iyice bir yumuşattım. Ocağın altın derecesi aynı. Görüyorsunuz hiç değiştirmiyorum. Kapağı açık bir şekilde soğanımızı kavurma işlemine devam ediyoruz. Şöyle bir gösterelim. Soğanımız yavaş yavaş rengini atmaya başladı. Tam bu aşamada mantarını atıyoruz. Görüyor musunuz? Mantarlar gar gibi. Hemen şöyle mantarları atıyoruz. Mantarları attığımız gibi ocağı en yüksek ateşe getiriyor. Yüksek ateşte mantarı kavuracağım. Sulansın hiç önemli değil. Suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Yüksek ateşte kavurmaya başladık. Bundan sonra buna kapak kapatmayacağız. Şöyle bakın. Hava kabarcıkları çok yüksek. Bu ne demektir? Suyunu bırakmış demektir. Hava kabarcıkları mercimekten daha aşağı gelene kadar ne yapacağız? Bunu kavuracağız. Sadece yağ ve mantarı kalacak. Yemeğin içindeki hava kabarcığından bile şöyle baktığınız zaman içinde su olduğunu, ne kadar su olduğunu anlayabilirsiniz. Hemen şöyle gösterelim. İçinde aynı söylediğim gibi hiçbir şekilde hava kabarcığı kalmadı. Tam bu aşamada bir yemek kaşığı katı yağ atıyoruz. Elinizde tereyağı, katı yağ hangisi varsa onu atın. Yağın erimesini bekliyoruz içinde. Yağımız da eridi. Ocağın altını hemen bir kısıyor. En kısık dereceye getirdim ocağı. Şöyle bir göstereyim. Aldırabildiğiniz kadar bir yemek kaşığı tepeleme un serpiyoruz. Orta ateşe getirdim. Unla beraber şöyle iyice bir karıştıracağız. İçinde beyaz un görünmeyecek arkadaşlar. Bunu yaparken de şundan bahsedeyim. Allah izin verirse Ramazan'da da çok güzel tarifler vereceğim. 30 gün boyunca 30 tarif. Belki bu 30 günde 45 tarife de çıkabilir. Akşam yemekleri, sahur yemekleri. Ortalama 30 saniye kadar unumuzu kavurduk. Şöyle bir gösterelim. İçine bir su bardağı dolusu soğuk süt boşaltıyorum. Ocağım orta ateşin altında.
iyice bir karıştırıyoruz. Kaynatacağız. Çok hafiften bir akıcı kıvamda olacak. Koyu peşamal kıvamında olmayacak. Şöyle göstereyim. 1,5 su bardağı süt oluyor. 1,5 su bardağı biraz geçkin. Onu da boşaltıyoruz. Ocağımızın altını iyice bir kısıyoruz. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kısık ateşte yavaş yavaş bunu bir kaynatacağız. Kısık ateşte kaynatıyoruz ki içinde herhangi bir toplanma olmasın, un kokusu olmasın. Yemeğimiz kaynadı. Hemen içine bir çay kaşığı bir tuz atıyoruz. Arkadaşlar tuzu kontrollü atın. Tadına bakmadan tuz atmayın. Biraz az geldi. 1,5 çay kaşığı tuz attım. Hemen onu da bir karıştırıyorum. Şu anda güzel bir yemeğimiz var. Tabii ki buna ne yapacağız? Sos yapacağız. Bunu bir kenara alıyoruz. Ocağımızı orta ateşte içine şöyle bir tereyağımızı atıyoruz. Çakma tereyağı. Tabii tereyağı dediysem inanmayın. Bunun bir erimesini bekleyeceğiz. Şöyle bir gösterelim. Yağımız eridi. Yağımız eridiği gibi ocağımızı en kısık dereceye getiriyoruz. İçine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. Toz biberle şöyle bir karıştırıyoruz. Tabi elinizde tahta kaşık varsa onunla da karıştırabilirsiniz. Kırmızı toz biber yağ çok çabuk yanar. En fazla durduracağınız 20 saniye geçmeyecek. Yani derler ya yemeğin üstüne sos yakıyoruz, kırmızı toz biber yakıyoruz. Aslında yakmak değil, sosu hazırlamak. Köpürmeye başladı. Kaynamaya başladı. Hemen altını kapatıyoruz. Bu kendi kendine, bak görüyor musunuz? Dumanlar çıkmaya başladı. Bu kendi kendine ne yapar? Çok çabuk bir şekilde yanar arkadaşlar. Bunun tek çaresi ne? Hemen ne yapacaksın? Servis etmeyeceksen kabını değiştireceksin. Hemen şöyle yemeğimizi bir gösterelim. Mantarlar içinde iri iri. Benim size tavsiyem kesinlikle bu yemeği yapın. Lezzetine bakın. Ondan sonra karar verin. Şöyle yaktığımız yağı da üzerine bir döküyoruz. Mantarın suyunu da şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani mantar yıkanmaz. O tür şeylere girmeyin. O tür iddialara girmeyin. Mantar kesinlikle yıkanır. Mantarın yetişim ortamında kurutulmuş gübrede kullanılıyor. Yemeğimiz de bu. Ramazan'da inşallah buna benzer yemekler gelecek. Daha değişik olan yemekler de gelecek. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşılığında. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.